Merhaba arkadaşlar. Medeni kanunumuzda ve borçlar kanununda bazı maddelerde evli çiftlerden herhangi birisinin bir takım hukuki işlemleri yapması için eşinden yazılı izin alması, izin alması, muhafakat alması zorunluluğu getirilmiş. Medeni kanunumuz ve borçlar kanunundaki bu maddelere dayalı olarak yapılan bazı hukuki işlemlerde o işlemi yapmak durumunda olan eş, eşinin mutlaka rızasını yani muvaffakatini almak zorunda. Eğer bu rıza alma, izin alma yok ise o işlemi tek başına yapabilme gücüne de iradesine de sahip değil. Böyle bir işlem yapılmış olsa bile hukuken geçerli sayılmaz. Bu konu olabildiğince çok detaylı, geniş kapsamlı bir konu. Ancak ben günlük yaşam içerisinde sık karşılaştığımız bazı olayları, bu tür örnek olayları alt alta sıralayarak başlıklar halinde size anlatmak istiyorum. Medeni kanunumuzda eşler arası hukuki işlemler tanımlanırken iki maddede tanımlanmış. Birincisi mal rejimine katılma olayı olarak tanımlanmış. Bir diğeri de aile konut işlemleri olarak tanımlanmış. Özellikle edinilmiş mallara katılma mal rejimi dediğimiz yasal mal rejimine katılmada oluşmuş olan Mal rejimi içerisinde eşlerden herhangi birisi tek taraflı olarak bu mal rejimini tasfiye etme yetkisine sahip değil. Böyle bir tasfiye işlemini gerçekleştirebilmek için mutlaka eşinin yazılı muvafakatini izinli almak zorunda. Yine Medeni Kanunumuzun 263. maddesinde mal ortaklığı rejimini seçmiş olan eşler arası bu mal ortaklığına dair genel yönetim idare dışında yapılacak bütün tasarruflarda işlem yapmak isteyen eşin, diğer eşin yazılı rızasını, izinli, muvaffakatini almak zorunda olduğu belirtilmiş. Bu maddeye göre bu mal ortaklığı rejmini seçmiş olan eşler arası taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili herhangi bir işlem yapılacaksa, bu rejim tasfiye edilecekse, o mal ortaklığı rejimindeki mallar devredilecekse mutlaka bunu yapmak isteyen eş, eşinin yazılı rızasını, muvaffakatini almak zorunda. Yine medeni kanunumuza göre yazılı muvaffakatin yani izin almanın, eş izininin zorunlu olduğu bir işlemde aile konutu ile ilgilidir. Bilindiği gibi insanların sürekli yaşadığı alanlar, yaşam alanları, meskenlere, dairelere aile konutu tanımı yapılmış. Yani insanların yaşamlarını sürdürdükleri, sürekli oturdukları, ikamet ettikleri oturmak için kullanılan, özgürlenmiş olan yerlere aile konutu deniliyor. Medeni kanunumuzda bu konuda çok açık hüküm var. Özellikle medeni kanunumuzun 194. maddesinin birinci fıkrasında eşlerden biri diğerinin rızası olmadan aile konutu olarak kiralanmış olan bir konutun kira sözleşmesini feshedemez denilmiş. Bunun yanı sıra yine aile konutu olarak özgürlenmiş olan bir dairenin, bir meskenin, bir taşınmaz malın eşlerden birisi tarafından, adına kayıtlı olan eş tarafından satılması mümkün değil. O aile konutunun kullanım biçimini üzerindeki hakları farklılaştırmak bile eşin rızası olmadan yapılamaz. Demek ki izin alınarak üzerinde işlem yapılabilecek, üzerinde bir takım tasarrufların, kullanımların gerçekleştirebileceği bir alanda aile konutudur. Yine eş izinine ihtiyaç duyulan bir başka konuda eşler arası paylı mülkiyete konu olan taşınmaz mallardır. Yani aynı taşınmaz malda, aynı parselde eşlerin paylı mülkiyeti söz konusuysa böylesi bir taşınmaz maldaki bir eşin kendi hissesini birilerine satabilmesi, devredebilmesi ve o eş üzeri o pay üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunabilmesi için mutlaka orada pay sahibi olan, hisse sahibi olan eşinin muvafakatine yazılı izinle ihtiyaç vardır. O muvafakat izin olmadan kendi sesiyle ilgili hiçbir işlem yapabilme durumunda değildir. Yine izin alınarak yapılması gereken işlemlerden birisi de kiralama işlemleridir. Kiralama işlemleriyle ilgili borçlar kanununda da medeni kanunda özellikle borçlar kanunu bununla ilgilidir. Borçlar kanununda kira sözleşmesi yapılırken eşin mutlaka yazılı olurunun muvaffakatinin alınması konusunda bir hüküm yok. Ancak özellikle aile konutu olarak kiralanmış olan bir konutun kira sözleşmesinin kiralayan eş tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi yetkisi yok. O feshi gerçekleştirebilmesi için kiralama sözleşmesinde bulunmayan eşinin de rızası gerekir. Bunun olabilmesi için iki şey gerçekleşmiş olmalı. Birincisi kiralanmış olan taşınmaz mala eşle birlikte iki eş birlikte kira sözleşmesi düzenlemişse burada sorun yok. Ama ikincisi tek bir eş bu kira kira sözleşmesini yapmışsa kira sözleşmesinde imzası olmayan eş mal sahibine, konutun sahibine bir bildirimde bulunarak bu yerin aile konutu olduğu ve kendilerince de aile konutu olarak kullanıldığı, bu nedenle bu yerle ilgili herhangi bir tasfiye, sözleşme feysi gibi benzeri işlemlerde mutlaka kendisinin de katılımının gerekli olduğu konusunda bir bildirimde bulunmuş olması gerekir. Yani eşlerden sözleşmeye katılmamış olan mal sahibine, kiralanmış olan konutun mal sahibine böyle bir bildirimde bulunduktan sonra kirayı yapmış olan, sözleşmeyi gerçekleştirmiş olan eş tek taraflı olarak o kira sözleşmesini feshetme etme yetkisine sahip değil. Onun için mutlaka izin alması, eşinden izin alması gerekir. Bir başka konu da kefalet sözleşmelerine imza atmak, kefil olmaktır. Özellikle Med Borçlar Kanunu'nun 584'e birinci maddesinde bu konu, hüküm, bu konu hüküm altına alınmış. Ayrıca Medeni Kanun 169'a ikinci maddesinde de bu konuda açık hüküm getirilmiş. Ve bu iki maddede de, iki kanunun farklı maddelerinde de belirtilen hükümlere göre eşlerden herhangi birisi bir başkasına kefil olacaksa veya bir kefalet sözleşmesi tarafı olacaksa mutlaka eşinin yazılı olurunu muvafakatini almak zorundadır. Eğer bu yazılı olurun muvafakati yoksa o sözleşmenin o kifil olma işleminin hukukken geçerliği de yoktur. Bu konunun istisnaları var. Kefil olmanın, kefalet sözleşmelerini imzalamanın istisnaları var. İstisnaları ile ilgili bölümü ayrı bir başlık altında ele alıp inceleneceği için, inceleneceği için şimdi ondan bahsetmek istemiyorum. Bu kısa genel hatlarıyla anlatımda beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim.